Paranızı getirdim. Şimdi ne olacak? Otur. İçer ve kimlerle yattığını bilmemiz gerekiyor. Neden? Neden mi? Anlaşmaya göre soruları biz sorarız. İçeride iki seçenek vardı. 14 yıl normal hapis veya 7 yıl özel hücre. Ben de yalnızlığı seçtim. Günün 20 saatini iki azılı mahkum arasında geçiriyordum. Orada hatırlamak istemeyeceğim kadar uzun kaldım. Biri satranç ustası, diğeri usta bir dolandırıcıydı. Birbirlerini hiç görmediler ve konuşmadılar ama sanki evlilermiş gibi her şeyi bilirlerdi. Günde bir defa emekli katil ikizlerin kullandığı kütüphane arabası gelirdi. 22 yıldır işleri buydu. Ben satranç hamlelerini, dolandırıcılıkla ilgili kavramları, teorik astrofizik, matematiksel kuantum mekaniği gibi kitapların sayfalarına yazarken onlar sadece üç kağıtta kullandılar. Kitaplar hücreler arasında gidip gelirdi. Tehlikeli bir birliktelik. Satranç ve üç kağıt. Bu çocuklar 10 yıl boyunca kendi başlarına bırakılmıştı. Birbirlerinin yerine düşünmekten başka yapacak işleri yoktu. Evet, düşündüler. Gerçekten düşündüler. Hapse girmeden önce kendimi akıllı sanırdım ama o çocuklar tamamen farklı bir sınıftandı. Birinci sınıf numaraları vardı. Tek arzuları en büyük dümeni çevirmek ve en büyük oyunu kazanmaktı. Hep hızlı düşün, hep daha büyük düşün. Giderek dolandırıcılık için formülü bulduklarını düşündüler. Şah, en büyük kazancı getirecek formül. Püf noktasını anlayamamıştım. Ama gerçek olduğuna güvenleri tamdı. Onlara inandım. Ne de olsa her konuda haklı çıkmışlardı. Hamle sırası onlarda gibiydi. Ve artık münzevi hücrelerinden ayrılma zamanı gelmişti. Beton ve çelik onlar için engel değildi. Onlara şüpheyle bakmadım. Zaten bir şekilde her istediklerini elde etmişlerdi. 30 santimlik betona rağmen ayak kokularını alabiliyordum. Alçak herifler beni nasıl deli edeceklerini biliyorlardı. Lanet herifler. Birlikte gidecektik. Bana yemin ettiler. Bizimle geliyorsun Jack. Onlara güvendim. Bir an için bile şüphe etmedim. Ertesi gün iz bırakmadan gitmişlerdi. Sonraki hafta boyunca yetkililer ortalığı alt üst ettiler ama nasıl kaçtıklarını asla anlayamadılar. Sanki buharlaşmış gibiydiler. Şah, 2 yıl sonra da ben çıktım. Ama o ikisi hakkımda her şeyi biliyordu. Hem de her şeyi. Bütün kirli sırlarımı, ne kadar param olduğunu, nerede sakladığımı. Alçak herifler beni soydular. Ve bana o not hariç bir çift çorap bile bırakmadılar. Kural 1. Sadece senden akıllarla oynayarak akıllanabilirsin.